Evet sevgili izleyenler, Türkiye'de kamu personeli seçme ve yerleştirme sınavı yaklaşık 10 gün önce tamamlandı ve sessiz sedasız Türkiye birincisinin Trabzon'dan çıktığını da bizler sizlere müjdelemiş olalım. Tam 1.159.459 adayın içerisinden KPSS 3'te Türkiye birincisi, KPSS 1'de Türkiye dördüncüsü ve KPSS 2'de de Türkiye ikincisi olarak adını yazdırdı. Trabzon'un Salacık köyünden başlayan bu serüven Türkiye birinciliği getirdi. Kimden bahsediyoruz? Ömer Faruk Serdar'dan bahsediyoruz. Önce tebrik ederim seni Ömer Serdar. Gerçekten çok çok önemli bir başarı. Herkesin hayalini kurup da böyle dereceler yapıp resmi kurumlarda çalışabilmenin en önemli yollarından birini sen 3 dereceyle birden tamamladın. Birinde 4. birinde 2. aslında personel alımındaki en önemli P3'te de Türkiye birincisi olarak adını yazdırdın. Kaç yaşındasın? Önce bununla başlayalım. 27 yaşındayım. Daha öncesinde okul deneyimin, üniversite serüvenin nerede oldu? Üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunuyum. Ondan sonra direkt İstanbul Havalimanı'nda işe başladım zaten. Kaç yıldır çalışıyordun? 4,5 yıldır da orada çalışıyorum. Şimdi? Şu anda dün itibariyle ilişkimi sonlandırdım. Sınavdan bir başarı elde ettiğim için şimdi ilişkimi sonlandırdım. İlişkini sonlandırdın, beklentiler büyük. Askerlik tamamlanmış mı? Yok, askere gideceğim. 10 gün sonra da askere teslim olacağım. 10 gün sonra da askere teslim olacaksın. Bu serüveni soracağım sana. Herkesin hayalini kurduğunu söylemiştik. Ömer neler yaptı? Hayatındaki belki gezecek, tozacak, eğlenecek vakitlerin kaç saatini ortalamada bu işe, bu sınavı kazanabilmek için harcadı ve yolların, formüllerin neler oldu? Herkes bunu bekliyor tabii ki. 2020'de de ben sınava girmiştim. Orada da 91 küsür puan almıştım. Oradaki tecrübe benim için önemliydi. Çalışırken sınava hazırlandım. Hafta içi günde 3 saat akşam işten geldikten sonra hafta sonunda 7-8 saatler çalıştım. Ha, yorulduğum süreçlerde bıraktım. Full her gün ders çalışmadım. Motivasyon çünkü sağlamak gerekiyordu. Bu başarı yetti. Yani bu çalışma yetti. Ama tabii temelin biraz sağlam olması lazım. Temeli tam sağlam olmayan arkadaşların daha fazla çalışması lazım. Temel sağlam derken buradaki yani çalışma metodu noktasında yani, nasıl bir yol haritası izledin? Şöyle, benim Türkçe matematiğim sağlamdı. Yani teknik üniversite çıkışlı olmam da bunda etkili. Türkçe matematiği fazla çalışmadım. Yine çalıştım ama ikinci kısım, tarih, coğrafya ve vatandaşlık kısmına daha fazla ağırlık gösterdim. Türkçe matematiği de boş zamanlarımda tekrar ettim. Ama matematiği iyi olmayan arkadaşların çok fazla matematik çalışıp o süreyi hızlandırması gerekiyor, çözme süresini. Tabii kurslara, özel derslere gerçekten bu insanlar bu sınavı kazanabilmek adına, iyi dereceler yapabilmek adına da hatır sayılır bir maliyet ortaya dökülüyor. Sen bu süreçte ne kadar harcadın? Dışarıdan bir destek aldın mı bu noktada? Şöyle, ben herhangi bir KPSS kursuna vesaire yazılmadım. Zaten YouTube'da, internet ortamında gereken videolar var. Çoğu hoca paylaşıyor. Ha, ama kitap masrafı çok fazla. Bayağı bir kitap masrafı için para çıktı cebimden. Kurs ücreti çıkmadı ama. Kendi imkanlarımla hazırlandım. Bu sürece gelene kadar, sınava girene kadar kaç tane kitapçık çözmüşsündür veya kaç soruyu yanıtlamışsındır? Yani 150'ye yakın deneme sınavı çözmüşümdür. Onun haricinde de 30 tane falan da kitap bitirmişimdir yaklaşık. 150 deneme kitapçığı ve 30 tane de normal KPSS hazırlık noktasında kitapları erittiğini söyledin. Hemen genel yetenekte 57 doğru 3 yanlış, genel kültürde 59 doğru 1 yanlış. Onu da biz yayın öncesinde aslında konuşmuştuk. Doğru işaretleyeceği, yani doğru bildiği soruyu yanlış işaretlediği için buradaki bir yanlışlık sonuç ortaya çıktı. Ve toplamda da KPSS 1'de 98,751.046, KPSS 2'de 99,46.270 başarı sayısı 2 ve KPSS 3'te de 100 tam puanla Türkiye birincisi olma ünvanına erişti. 1.159.469 adayın arasında. Ömer, bundan sonraki hedef nedir? Bundan sonraki hedefim DHMİ'de inşaat mühendisi olarak çalışmak istiyorum. Devlet Hava Meydanları'nda en büyük idealin bu muydu?
süreç buraya getirdi diyelim. Havacılığı seviyorsun ama anladığımız kadarıyla. Evet, İstanbul Havalimanı'nda da çalışmış olmamın tabii bir etkisi var bunda. Şu anda hedefim bu. Bundan sonraki süreçte KPSS sınavına hazırlanacak, girecek, bu deneyimi yaşayacakları bir tavsiyen, bir mesajın, önerin olur mu? Tavsiyem şu, yani zaten herkes bir şey söylüyordur. Bence harıl harıl ders çalışmak değil burada önemli olan. Belli bir yerde de kafayı toplamak. Yani yorulduğun anda 2 gün bırakacaksın. Yani bu sınavı kazanmanın formülü %50 çalışmaysa %50 de bir irade göstermek, motivasyonu sağlamak. Bence KPSS bir motivasyon sınavı. Kendini aslında, kendinin koçluğunu da bu noktada yapıyorsun. Yani hani ebeveynler veya bu işe baş koymuş insanlar, hani şunu da yapayım, şu soruyu da çözeyim, şuna da uğraşayım, edeyim, eğileyim derken bir anda kişi kendi psikolojisini de bozmayla yüzleşebiliyor, değil mi? Bu anlara şahitlik ettin mi, tanıklık ettin mi veya ya, geçtin başından böyle bir şey? Ya bir de şöyle, herkes biliyor, bu sene bir iptal süreci yaşadık. O iki sınav arasındaki süreç herkes için çok yorucuydu. Benim için de öyleydi. Bu süreçte bir de annesini babasını kaybeden var, askere giden var, bir sürü kişi var. Yani çok tamamen, hele bu sene tam bir psikoloji savaşıydı yani, bir sınavdı. Gerçekten katılan arkadaşlar büyük, yani yapamamış olsa da büyük bir başarı. Yani bu sınavı girip tamamlayabilmek bir başarıdır. Sınava İstanbul'da mı girdin, Trabzon'da mı? İlk sınava Trabzon'da girdim, ikinci sınava İstanbul'da girdim. İptal olan da buradaydım. İstanbul'daki sınavdan Trabzon'a bir birincilik getirmiş oldun. Evet. Kutluyoruz seni bir kez daha. Teşekkür ederim.